Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Özgür Süler ben. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni. Yarın büyük gün DGS 2022. Ne zaman başlıyor? Öncelikle bilgilere bakalım. Saat 10-15'te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. Sınav 12.30'da sona erecek ve şimdiden söyleyeyim, sona erdiği dakikadan itibaren soruların değerlendirmeleri yine bu kanalda olacak. Zor muydu, kolay mıydı, nasıldı? E, sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli e, sorulardan oluşacak. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak. Peki sorular nasıl olacak? Şimdi onun bir analizini yapalım. Evet, biliyorsunuz DGS Türkçe'de Türkçe ve sözel mantık soruları var. Peki nasıl olacak? En son arkadaşlar DGS'den önceki son resmi sınav diyebiliriz. YKS 2022 geride kaldı. Paragraf soruları çok zorlayıcıydı. Biz de o sınava girdik. Soruları görmek için girdik. Öncelikle nelere dikkat etmeliyiz? Paragraf sorularını bir kere arkadaşlar ezbere gitmemeliyiz. Hani o eski mantık geride kaldı. Cümlenin şurasında şu varsa cevap budur. Paragraf fulleten taktikler falan filan bunlar bitti arkadaşlar. Öncelikle yeni nesil soru tarzları var. Bunlarda nelere dikkat edelim? Paragraf sorularını dikkatli ve anlayarak okuyun. Önce soru cümlesini okuyun. Zaman kaybetmeyin. Sonra paragrafı okumak size zaman kazandıracaktır ki DGS'nin bence en önemli e, özelliği zamanı getirme veya yetirememedir. Karar verirken aceleci olmayın. A'dan E'ye tüm seçenekleri inceleyin. Burası önemli arkadaşlar. Özellikle son sınavda gördük. 3 tane çeldiricinin olduğunu görüyoruz. Eskiden bu ikiydi. idi. seçenek arasında kalırdınız. Şimdi çoğu soruda 3 tane çeldirici olduğunu görüyoruz. Ve buna göre A'dan E'ye kadar tüm seçenekleri inceleyin. Çünkü Baktığınızda A'yı okudunuz, cevap bu. Oraya %80 uyan bir cümle koyuyor. %90 uyan bir cümle koyuyor ama küçük bir farklılığı var. Özellikle kesinlik soruları gibi düşünün. Yani orada kendi düşüncelerinizi oraya katmayın. Paragrafta ne var? Bunun bir yorumunu soracağı için e, özellikle A'dan E'ye kadar bütün seçenekleri inceleyin. Soruların çözümünde kesinlikle nesnel olun. Sınavlarda hiçbir zaman acaba bu konuda siz ne düşünüyorsunuz biçiminde bir soru mantığı yoktur. Yorumlarınız verilen paragrafın sınırlarını aşmayacak. Oraya kendi düşüncenizi katmayacaksınız. Tabii ki oradaki cümleyi yorumlamanız istenecek. Onu çevirmeniz istenecek ama oradaki bir kelimenin eş anlamlısını koyacak mesela. Sana sadece bunu bilmeni isteyecek ama kendinden bir öznel düşünce katmanı istemeyecek özellikle bunlara dikkat ediyoruz. Peki sözel mantık sorusu hangi tipte gelir? Nasıl gelir? İşte benim tahminim. Evet özellikle DGS ve KPSS orta öğretim sınavlarında sıralama sorusu çok sorulabiliyor arkadaşlar. Ben çok zor bir soru beklemiyorum. Özellikle şu soru tarzı daha önce çözmüştüm arkadaşlar. Yani oradaki 5-6 kişi verecek gruplandırma sorusu, sıralama sorusu. İşte çay, kahve, su demişiz. Bunun gibi başka bir isimler verecek. Nelere dikkat edeceğiz özellikle arkadaşlar? E ikinci ve üçüncü sıradaki öğrenciler aynı çeşit içecek almıştır. Bu gibi sorularda özellikle hemen önce, hemen sonra kavramlarına bir kere dikkat edelim. Legoları doğru yerleştirelim. E, mesela e, geçen sene yanılmıyorsam bir soru vardı. Hemen önce diyordu. Hemen önce diyordu. Diğerinde ise önce diyordu. Bu kavramlara dikkat etmek lazım. Bunun dışında arda arda kelimesi vardı mesela yine çok yanıltıcıydı. E, i̇şte Ahmetle Mehmet Arda Arda e, sınava girmiştir gibi ya da Arda Arda bunu almıştır gibi Ahmet ve Mehmet de olabilirdi Mehmet ve Ahmet de olabilirdi yani Arda Arda kelimesinde İlk söylediği isim önde olacak diye bir şey yok. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Tabloyu doğru oluşturalım. Ben bu tarz sıralama ve lego sorusu e, olabileceğini tahmin ediyorum. İnşallah da öyle olur. Fazla zorlayıcı olmaz diye düşünüyorum. Artısı nedir? Sözel mantık sorularına arkadaşlar adayların hemen hemen %70-80'i ya vakit yetiremiyor ya da e, çözmüyor çözmüyor. Yani ben bununla vakit kaybetmeyeyim, onun yerine bir iki paragraf fazla yapayım e, mantığı şu anda yaygın. Hem e, paragraf sorularını doğru cevaplayan hem de sözel mantık sorularını doğru cevaplayan zaten bir adım değil iki adım önde olacaktır diyorum. Sınav çıkışı hemen dediğim gibi değerlendirmeler bu kanalda olacak ve Özgürce Türkçe kanalımızda olacak. Abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdiden başarılar diliyorum. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.